Evet sevgili seyirciler, Haber Kritik'te son 2 dakikaya girdi. Konuğumuz Osmanlı Araştırmaları Vakfı Sayın Profesör Doktor Ahmet Akgündüz hocamızı kendisiyle son günlerde medyada bir kısım yayın organlarında Fatih Sultan Mehmet'in su yerine içki içtiği sadıkça Ulu Batlasa'nın gerçek olmadığı, bir efsane olduğu, gemilerin karadan yürütülmesi iddiaların doğru olmadığı konularını konuşuyorduk. Dediğim gibi son 2 dakikaya girdik. Hocam 2 dakika içinde toparlarsak içki meselesi biraz uzun sürdü. Ulu Batlasa meselesinde bir cümleyi de alalım. Daha sonra yayını kapatalım hocam. Buyurun. Şimdi efendim bu meselede aslında konuşacak olan Osmanlı tarihçileridir. Evet. Osmanlı tarihçileri de konuşmuşlar. Eski Osmanlı tarihçileri de konuşmuşlar. Yeni Osmanlı tarihçileri de konuşmuşlar ve yazmışlar. Elimizde yüzlerce Osmanlı tarihi var. Kadim Osmanlı tarihleri. Ayrıca çok kıymetli profesörlerimiz var. Gidin soralım. Türk Tarih Kurumu Başkanı çok kıymetli yani çok kıymetli arkadaşım. Halaçoğlu. Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu. Açın Profesör Doktor Mehmet İpşirli. Açın Abdülkadir Özcan Bey'i Profesör Doktor. Yani hiçbir tarihçi. Açın Profesör Doktor Halil Nalcı. Ha şunu söyleyeyim. Yani Osman Bey. Buyurun efendim. Ulu Batlı Hasan'ın o hadisenin efsane olduğunu da, gemilerin yürütülmesinin efsane olduğunu da ve Fatih Sultan Mehmet'in hatta daha da ileri giderek Şer-i Şerif ve İslamiyet'le alakalı açık kanunları, hayatıyla ilgili ifadeleri, çok güzel cümleleri bulunmasına rağmen İslam yani Veliyullah tabir edilmesine rağmen bir Fransız Bizans tarihçisi, Roma tarihçisinin iddiasına dayanarak Hristiyan olduğunu iddia edenler Bizans tarihçileri, Hristiyan tarihçiler, Fatih'i zalimlikle suçlayanlar ve cinsi sapıklıkla suçlayanlar. Bir tarafta bunlar, diğer tarafta da binlerce arşiv vesikaları, şeriye mahkemelerinde ilanlar ve hüccetler, neşrettiğimiz 85 tane kanunname, eski ve yeni Osmanlı tarihçileri, Hoca Saadettinler, Aşık Paşazadeler, Yusuf Halacıoğulları ve tarihçiler. Ben değerli izleyicileri bu ikisi arasında tercihe havale ediyorum. Yani demek insanlar kendi günahlarına tarihten örnek bulma arayışı içerisindeler. Maalesef. Ki zaaflarını bastırsınlar. Yani maalesef. Dediğim gibi Hammer'i çok zikrediyorum. Çünkü bir kısım iftiralara...